çıkarken bile Osmanlıların başı örtüktü. Millet şapka giymemek için baş açık umumileşti. Baş açmak ayıptır. Avrupalılarla bizim aramızda 19 fark vardır. Onlardan biri de Avrupalı şapka çıkarmayı hürmet sayar, biz hakaret sayarız. Şeyh Camil esir olduğu zaman Çar dedi ki Dağıstan Arslan'ı dedi bize saygı duymuyor mu ki başını açmıyor dedi, sarlarını çıkarmıyor. Şeyh Camil dedi ki biz Müslümanlar şeytanı gördüğümüz zaman başımızı açarız, istersen çıkarayım dedi. Dedi ki yok dursun dedi. Bu fark 19 farktan biridir. Hepsi kalktı ortada. Tamamen teslim olduk Batı'ya. Bugün İngiliz kilometre kullanmaz, mil. Tabellalarda hep mil yazar. Santim kullanmaz, inç. 2,5 santim. Kilogram kullanmaz. Pound. Parasının da adı pound'tur. Ağırlık ölçüsü de pound'tur. Üstelik pound garip bir miktardır. 454 gramdır. Yani kilo bile değil. İngiltere'de görürsün işte pound'u şu kadar. Sonra dersin kilodur. Halbuki yani kilo bile değildir. Benimler toplantılarda İngilizlere derler ki ya sen de dünyaya uy. Direksiyonu sağda. Al sola. Metrik sistemi kullan. Ağırlık sistemini kullan. Bütün dünya böyle. Siz bana uyun de. Şahsiyetli millet böyle olur. Biz de öyle diyorduk. Siz bana uyun, bize uyun. Metreyi kullanmıyorduk. Endaze 70 santim. Kilogramı kullanmıyorduk. Karokka 1444 gram. Hepsinden vazgeçtik. Batı'da ne varsa makbul. Her dini günü, pazar günü kimseye gitsin diye tatil. Bizim pazarda ne alakamız var? Cuma'yı kaldırdık, biz de pazar yaptık. Her şeyde uyduk onlara, kanunlar dahil. Ne oldu? Makbul mü olduk? Aptallık, Kemalizm aptallığıdır bu. Kemalizmin Kâbesi Batı'dır. Kemalizmin İstiklal Marşı, beğendiği İstiklal Marşı da ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor. Batı'ya hakaret ediyor. Mehmet Akif. Bu devir böyle tezatlı bir devirdir. Siz ne istiyorsunuz? Lisan meselesi mi? Lisan meselesi. Biz kitabı da okuduk zaten üstadım gelmeden önce. O konu üzerine evet. Konuşalım. Bir milletin tarihi devamlılık şuurunu temin eden en esaslı vasıta lisandır. Çünkü insanlar seleflerinin yani kendilerinden evvel yaşamış olan insanların fikirleriyle ıttılığa kesbedebilirler. Bugün Shakespeare 500 senelik bir yazardır. Bir İngiliz genci yüksek tahsil yapmamış olsa bile lise seviyesindeki bir İngilizce ile Shakespeare'i anlar. Sizin nesiniz yüksek tahsil yapmış olsa dahi Mehmet Akif'i anlamaz. Dünkü adam. Dünyada bizim başımıza lisan bahsinde gelen felaket hiçbir milletin başına gelmemiştir. Red House'un ilk baskısı 1800'lerin başında çıkmıştır. Adam kitabın ön sözünde der ki, bu dünyanın iki zengin lisanının lügatıdır. Bu İngilizce ve Osmanlıca'dır der. Ve ilk baskısında 150 bin kelime vardır. 150 bin kelime. O gün Osmanlıca ve İngilizce dünyanın en zengin lisanıdır.
bugün İngilizlerin lügatında 1 milyon 200 bin kelime vardır. İngilizce mi okuyorsunuz? Webster's lügatını duydunuz mu? İngilizcenin en zengin lügatı budur. Bende 1878 baskısı var. 500 bin kelime ihtiva ediyor. 78'de, 1878'de. Son baskısını aldım. 1 milyon 200 bin kelime olmuş. Size garip bir şey söyleyeyim. Angıllar Hanover bölgesinden kalkıp İngiltere'ye gitmişlerdir. Onun için Anglo-Sakson denir bunlara. Saksonya'dır Hanover civarı. Yani Saksonyalı Angıllar. İngiltere'ye en son gitmişlerdir. Angılların lisanında 17 kök kelime vardır. Bugüne kadar tespit edilen 17 kelimedir. 20'ye çıkaramadılar. Bir dil düşün ki temel lisanda. Demek bu Otanto vahşilerinin dilinden bile daha basitmiş. 17 kelimesi, kök kelimesi olan bir dilde bunları çoğaltarak çekimleriyle vesairesiyle kaç kelime yaparsın? 300 yap, 500 yap, 3000 yap. Daha fazlası mümkün değil. Peki 1 milyon 200 bin kelime ne demek oluyor? Gittiği her yerden bulduğu kelimeyi almış, kendinde olmayanı almış. Lisanda ırkçılık kadar mantıksızlık olamaz. Mustafa Kemal kafatasçı ırkçıdır. 64 bin mezar açtırmış, internette görebilirsiniz. Türk müdür, değil midir diye kafataslarını ölçtürmüştür. Bu faciaya maruz kalanlardan biri de Mimar Sinan'dır. Adamın kafatasını da getirip mezarına tekrar gömmediler, Etnografya Müzesi'nde vesaire dediler, kayboldu. Lisanda ırkçılık kadar cahilane bir dava olmaz. Bir başka dava da lisanda avam bilmiyor diye. Alt seviyedeki insanlar bilmiyor diye bir milletin dilinden avamın bilmediği kelimeleri ıtrah etmek, atmaktır. Çünkü hiçbir müterakki milletin avamı o dildeki kelimelerin %10'unu bile bilmez. Şimdi İngilizlerin 1 milyon 200 bin kelimesi olduğunu gösteren Webster's lügatından bir İngiliz köylüsünü imtihan etse 2000 kelime bilmez. Normal basit bir hayat icabı gerekli olan kelimeleri bilir. Hiçbir ilim şubesine ait ıslahları, terim mi diyorsunuz? Terlemekten herhalde. Islahları köylü bilmez. O bilmiyor diye İngilizce'den bu kelimeleri kovalım demezler. Her gün kendinde olmayan bir başka kelime başka dilde gördüğü zaman onu alır. Mesela 1878'deki Webster's'ın ön sözünde diyor ki bu lügatta 500 bin Arabi 50 bin kelime, lügat kamilen 500 bin. 50 bin Arabiyül asıl kelime var diyor. Ne demek? Yani menşe-i Arapça olan 50 bin kelime var diyor. Bütün kimya fizik terimlerinin İngilizceleri bozuk bir Arapçadır. Arapçadan almıştır. Kendi fonetiğine göre değiştirmiştir. Şimdi görüyorsunuz Ramsey diye bir marka var değil mi? Onun sahibi benim arkadaşımdı. Onun adı Remzi'dir. İngiliz Remzi diyemiyordu, Ramsey diyordu. Marka oldu. Arapça kelimeler de böyle almışlardı. Sigrid Hunke diye bir Avusturyalı kadın vardı. Sigrid Hunke. Garbın üzerine doğan
İslam Güneşi diye bir kitabı var. Birçok baskısı yapılmıştır Türkçe'de. O kitaba bakarsanız bütün baharat isimleri, bütün kimya terimleri, fizik terimleri, astronom terimleri hepsi bozuk birer Arapçadır. Çünkü ilmi İslam dünyasından almışlar. İslam dünyasında da Batı'da Latince nasıl müşterek bir ilim diliyse Orta Çağ boyunca, İslam dünyasında da Arapça, Türk de Arapça yazıyordu, Acem de Arapça yazıyordu eserini. Demek oluyor ki onlar taassup göstermediler. Kendilerinde olmayan kelimeyi aldılar. Webster's'ın 1878 baskısında 10.000 de Türkçe asıllı kelime olduğunu söylüyor. Bugünkü Türkçe'de 10.000 kelime kalmadı. 1878'de Türkçeden 10.000 kelime almış. Mesela yalı kelimesi yok, almış. Köşk kelimesi yok, almış. Divan kelimesi yok, almış. Türkçe de böyledir. İhtiyaçlar karşısında başka dillerden kelime almıştır. Selçuklar İzmir'e geldiler, ilk defa deniz görüyorlar. Kumandan sordu, şu nedir? Iskala dediler. İskele. Latince ıskala, çünkü Venedik orada sahipti. Iskala, iskele oldu. Bunun gibi yüzlerce batılı kelime var dilimizde. Patates Latincedir, domates Latincedir, fasulye Latincedir. Kimse bunları atalım demiyor. Düşmanlık Arapça kelimeleri. Neden? Çünkü Arapçadan giren kelimeler Türklerin İslam kültürüyle mütehalli olmalarını sağlayacak lisanlarında bir olgunluk kazandırdı. Türklerde mesela bir tanrı kelimesi vardı. Yer tanrı, gök tanrı diyorlardı. Araplarla tanıştılar ki bir Allah mefhumu tanıdılar. 99 ismi. Allah ehaddır. Vahid değil. Vahid birdir. Ehad ikincisi olmayan birdir. Üstelik İslam harfleriyle Allah yazarsan birinci parça eliftir. Elifi kaldır, kelime lillahi okunur. Yine Allah demektir. Birinci lama kaldır, lehu okunur. Zamir olarak gene Allah demektir. İkinci lama kaldır, hu, o. Gene Allah'a kabili izah, isnattır. Tanrı kelimesini bu alfabeyle yazarsan, te'yi kaldır, eğri okunur. Elifi kaldır, geri okunur. Kefi kaldır, rı okunur. Hiç. Türk ne yapmış? Bakmış ki kendi dili zayıf. Derin bir tefekkürden gelmiyor. Harpten, darpten, kavgadan, cenkten, cidalden geliyor. Dünyada emir kipine uygun Türkçeden daha büyük bir lisan yok, müsait bir lisan yoktur. Bütün emir kipleri tek ecedir. Vur, kır, as, kes, gel, git. Çünkü asker millet. Emir küpü uzun bir kelimeyle sert söylenemez. Bu bile bizim harpte, darpte, cenkte, cidalde, kavgada, gürültüde mahir olduğumuzu gösteriyor. Tefekkürde değil. Onu İslam dünyasında bulmuş. Ve kendi lisanını zenginleştirmiş. Lakin Müslüman olduktan sonra batıya yürüdüğü için evvela İran'la yüz yüze gelmiş. Onun için hatta bazı dini tabirleri Acemlerden olmuş. Mesela Arap namaz nedir bilmez. Arapçada o salattır.
Biz Acem'den aldığımız için salatı dua bilir bizim millet. Namaz bilmez. Ama namazı bilir. Acem'den almış. Araba abdest desen bir şey anlamaz. Abdest, el suyu. Halbuki bunun Arapçası vududur. Acemce'den almışız. Birçok kelimeyi Acem'den almışız. Bugün hayatın en vazgeçilmez kelimelerinin bile çoğu Acemce'dir. Bülbül diyorsun, Acemce'dir. Aslı bol boldur. Türk onu bülbül yapmış. Gül diyorsun, aslı Acemce'dir. Acemce aslı guldür. Biz gül yapmışız. Çanak diyorsun, aslı Acemce'dir, çanaktır. Çınar diyorsun, aslı Acemce'dir, çanardır. Yüzlerce, binlerce kelime. Sen bu kelimenin menşei Türkçe değildir, Acemce'dir, bunun menşei Arap'tır, Arapçadır diye dili atarsan, Ağrı Dağı'ndaki çoban bile sürüsünü güdecek kadar Türkçe bilmez. Bitti dil. Eskiden telefon direkleri ağaçtandı. Şimdi beton icat ettiler. Telefon direği nedir bu? Nedir bu desen ağaç dersin. Halbuki ağaç köküyle, dalıyla, meyvasıyla, yaprağıyladır. O ağacın gövdesidir. Bir dilden, hangi dil olursa olsun. Sadece Türkçe böyle değildir. İşte İngilizce'nin macerasını söyledim size. Hangi dil olursa olsun. Yabancı kelimeler attın mı? Ağacı telefon direğine çevirmeye benzer. Bununla meram ifade edilmez. Allah-u Azimüşşan iradesini Arapça beşeriyete bildirmeyi murad ettiğinden bu murad-ı ilahiye gerçekleşmeden 2000 yıl evvelinden Arap kavmine belagat, fesahat, talakat ve edebiyat meyli vermiş. Bunlar hepsi ayrı şeylerdi. Onlar panayırlarda hitabe yarışları, şiir yarışları tertiplediler. Bu bir futbolcunun antrenmanı gibi oldu. O dil Allah'ın iradesini istiab edebilir için olabilir bir zenginlik kazandı. Allah Kur'an'ı Arapça göndermeyi murad ettiği için Arap lisanını buna 2000 yıl evvelden hazırladı veya 2000 yıl müddetle hazırladı. Türkçe'de 100 bir rakamdır. Sima 100, o da 100. Denizde 100, deriyi 100. Bunların hepsinin adı Arapça'da başkadır. Bizim lisanımız gibi fakir lisanlar tabii fakirleştirildi. Bunların hep mukabili vardı. Bunun adı çehre. Sade sayının adı 100. Üstelik kendinde var olan bir kelimenin bile mukabilini almış. Buna İngilizce'de sinonim derler. İngilizce'de bir kelimenin 12'ye kadar çıkar sinonimi. Yani bunda bunun bizde İngilizce bir karşılığı var. Niye alalım bu başka milletinkini demez. Çünkü uslup zenginliği bir yazar veya bir hatip bir kelimeyi birbirine yakın sık konuşursa buna tenafür denilen nefret kökünden gelen bir uslup edebiyat hastalığıdır.
Hani derler çocukken size belki şu yaz köşesi, şu kış köşesi şaşırırsın. Çünkü ses benzerliği tekerrür ediyor. İşte bir yerde sonra dersin, bir yerde bilahare dersin. İkisi aynı. Ama sonra Ali geldi, sonra Veli geldi, sonra Hüseyin geldi diye aynı kelimeyi tekrarlayarak tenafür zaafına meydan vermez. O demektir ki, Türkçe karşılığı olan bir kelimenin bile başka bir dilden mukabilini almak, o dile bir zarar iras etmez. Bilakis o dili zenginleştirir. Kaldı ki zamanla o kelimeler arasında da fark teşekkül eder. Mesela, beyaz Arapçadır, ak Türkçedir. Alnı ak adam dersin, alnı beyaz adam desin, badana sürmüş sana dersin. Çünkü ak, manevi beyazlık için, temizlik için kullanılır. Beyazsa maddiyat için kullanılır. Beyaz badana sürmüş dersin. Ak badana demezsin. Siyahla kara da böyledir. Kara bahtım dersin. Ama siyah mürekkep dersin. Kara mürekkep dersen o da bir bazen kömür gibi çok kara manasına gelir. Demek ki kullanılışla, zamanla, başka dillerden alınan kelimelerle bile kendi malın olan kelime arasında fark teessüs eder. Hal böyleyken, sanki bizim İslam gibi en azametli bir dünya görüşünü ifade edecek lisanımızın kabiliyeti yokmuş, biz 1000 yıldır kullandığımız kelimeleri çöpe atıyoruz, ya yerine bir kelime uyduruyoruz, yahut batıdan bir kelime alıyoruz. Hani Arapçadan alınan kelimelere kızıyordunuz. Bizde karşılığı varken, toprak varken, halk, haki payiniz efendim, kuy, niye aldın? Farsçadan kuy aldı, Arapçadan haki aldı. Bu Osmanlılar, kozmopolitmişler. İmparatorluk sahibi olanların karnı geniş olur, yabancı tesirden korkmaz. Şahsiyetinden emin olmayan milletler yabancı tesirden korkarlar. Kemalizm küçük millet aleti rüyesidir. Alameti farikası 5'tir. Kemalizmin alameti farikası 5'tir. Birincisi la diniliktir. Din olmayacak. Devlette mi? Hayır, fertte de olmayacak. İdare edeceği adamlar da dine yabancı olacak. Bütün tatbikat milleti laikleştirmek üzerine kuruludur. Bunu anlatsam çok uzun gider. Benim ömrüm bundan geçmiş. İkincisi militarizmdir. Kemalizmin alameti farikasının ikincisi militarizmdir. Bugünkü dünya anlayışına taban tabana zıttır. Dinamik olan hayat Kemalizmi mahkum etmiştir. İstedikleri kadar inat etsinler. Umumi cereyan her mukavemet edeni devirir geçer. Bunun tipik misali Abdülhamit'tir. Fransız İhtilali Kebiri Yahudilerin ortaya çıkardığı bir hadisedir. İnsanlık için iki melanet doğurmuştur. Birisi dine karşı bir tavır, ikincisi devletleri ırkçılık üzerine tesis etmektir. Ulusal devlet diyorlar ya, ulusal devlet. Bu ulusal devlet iddiasıyla ortaya çıkanların hiçbiri saf bir ırk değildir. Hiçbiri.
Almanya 1876'da birliğini kurmuş. 30 küsür federal hükümetti. Bugün hala bunların bakiyesi ortada vardı. Münih bölgesi başka bir şeydi. Hanover'de Stettler Alman. Stuttgart'ta Stadler. Kelimelerin telaffuzunda bile fark vardır. Hanoverliler asil Alman olduklarını iddia ederler. Münih başka bir havadadır. Fransa'ya gitsen Fransa daha beterdi. Korsika ben Fransız değilim diyor. Napolyon evvela Korsika'nın istiklali için çalışmıştı. Üzerlerini örttüler şimdi, küllediler. Irkçılık esasında. Bu dünyaya yayıldı. Abdülhamit ise ecnas-ı muhtelifeyi, yani farklı cinste olan insanları idare eden bir imparatorluğun başındaydı. Direndi. Akıbet mağlup oldu. Hem kime biliyor musun? Siyasette kendisine çömez olmayacak adamlara. Talat Paşa'yı, Enver Paşa'yı dirilsek, Cemal Paşa'yı dirilsek, siz Abdülhamid'in yanında ne seviyedesiniz? Siz çömez bile olamayız ona der. Ama galip geldi, onu devirdiler. Çünkü umumi cereyan hakim oldu. Ve o koca imparatorluk yıkıldı. Kemalizm böyle bir akıbetle karşı karşıyadır. Umumi cereyana ters düşmüştür. Bugün dünyada militarizmi dava eden bir millet yok. En son sosyalizm, komünizmi de ona katabilirsiniz. Komünizm de sosyalizmin ihtilalci olanıdır. Sosyalizmin 200 çeşidi vardır. İhtilalci sosyalizmin adı komünizmdir. Ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kemalizmi dava eden bir partinin 6 tane millete kazık mahiyetindeki okundan biri hala devletçilik. Dünyada devletçiliği müdafaa eden bir adam kalmadığı halde ismini muhafaza ediyor. Çünkü onların dini bu. Din sadakatiyle kemalizmi benimsemişler ama hayat zorluyor herkesi. Bundan vazgeçmeye, dünyanın gelişmesine ayak uydurmaya zorluyor. Türkiye'de kemalizm millete düşman bir rejimdir. Millete rağmen millet için iş yapan bir usuldür. Millete rağmen millet için. Millet cahildir, bilmez, anlamaz. Onun için doğruyu biz biliriz. O razı olmasa da bizim dediğimizi yapmalıdır. Çünkü millette bir şahsiyet vehmetmiyorlar, kabullenmiyorlar. Millet parya. Kemalizm budur. Demokrasiye geçildiğinden beri halkın ekseriyetiyle iktidar olan sağ partileri karnını kaşıyan adamların verdiğiyle gelmiş diye küçümsemelerinin sebebi budur. O rejim millete saygısı olmayan, millete rağmen bir idare güden, milletle devletin arası açıktır. Bir işgal kuvveti gibidir devlet Türkiye'de. Bu açıklık kapanıyor. Onların sıkıntısı budur. Lakin dünya şartlarının zorlamasıyla milletle devlet arasındaki bu yabancılığın izale edilmek istikametinde gelişmesine rağmen kemalizm bir meselede başarılı olmuştur. Bir meselede. O da lisandır. Çünkü bunu dünya şartları zorlamıyor. Bunu milli şuur
yakalaması lazım. Halbuki marif zehir saçan bir kaynaktır. Normalde sizin okuduğunuz mektepler ilk mektepten üniversiteye kadar şartlanmış adam yetiştirmek üzerinedir. Bunu size bir misalini vereyim. Tek partili rejim zamanında Türkiye'de seçim yapılırdı. Nasıl biliyor musun? Halk fırkası tek fırkaydı. Halk fırkasının nizamnamesinde yazıyordu ki mebus namzetlerini, yani milletvekili seçilebilecek olanları reisi umumi tayin eder. Yani parti genel başkanı adayları tespit eder. Bunu kim yapıyordu? Başlangıçta Mustafa Kemal. Sonra İsmet Paşa. Nasıl yapıyordu biliyor musun? Bir vilayette diyelim ki 12 milletvekili seçilecek. 12 milletvekili istiva eden bir liste Ankara'dan oraya gidiyor. Diyelim Samsun'da 12 milletvekili seçilecek. Liste Ankara'dan geliyor. Halk Fırkası İdare Heyeti müntehib-i sani, ikinci seçmen. Müntehib evvel kim? Millet. Ama onlar millet seçmemiş ki. Onlar parti genel başkanı tayin etmiş. Yani halk, o zaman parti kongreleri olur da idarecileri o partiye üye olanlar mı seçer zannediyorsun? Hayır. Ankara'dan tayin ediyor. Diyor ki sen müntehib-i sanisin, ikinci müntehib. Müntehib evvel millet. Sizi seçer. O şehrin mütegallibesi. O Halk Partisi merkezinde 5-10 adam bu sandığa buraya atıyor. Bu listeyi. Bunlar milletvekili olur. Bugün Lale Tay'ın bir dernekte bile 10 kişi seçilecekse tahtaya 15 tane isim yazılır. En çok rey alan 10 kişi seçilir. O sistemde bu bile yoktur. Bizim orta mektepte 948 senesinde, bekle 47, orta mektepte bir müzik hocamız vardı. Ben dedi Ankara'da okuyordum dedi. Şimdiki manası da yurttaşlık dersi. Seçimi anlatıyor bize. Mustafa Kemal'in bir kadın profesörü var, zihnim yorgun şey. Afet İnan. Dersi veren bu. Hoca dedi ki, bunu anlattıktan sonra, hocam demiş bizim müzik hocası. Bu liste Ankara'dan geliyor. Bunu sandığa atsan da bu milletvekili atmasan da nereye yorulup da sandığa atıyorlar demiş. Kafasına cetveli vurmuş, kafam yoruldu diye. Muhakeme yok. Slogan. İlk mektebe mi başladın? Atatürk en büyüktür. Manyaklaşırsın. Muhakemeli adam istemiyorlar. Muhakemeli adam itiraz eder. Koyun gibi olsun, nereye iterse oraya gitsin. Sistemin ruhu budur. Bu Fransız sistemi de bizim marif. Hala değiştirmeye uğraşıyorlar. Belki değiştirirler. İşin başı mariftir. Bu muhakemesiz insanlara telkinle, tekrarlayarak bazı şeyleri kabul ettiriyorlar. Nisan'da bunu yaptılar. Devlet müesseselerinde, gazetelerde, televizyonlarda halka rağmen bir dil ayakta tutmak istiyor. Halk hayat diyor. İlerici gazeteci veya umumi cereyana tabi olmak durumunda olan adam veya kültürlü gözükmek isteyen insan yaşam diyor. Halk cevap diyor. Öteki adam yanıt diyor. Halk hakim diyor. Muhafazakar başbakan yargıç diyor.
Halk adliye diyor. Muhafazakar milletvekili yargı diyor. Niye bu kelimelere düşmanlar? Çünkü bu kelimelerin menşei Kur'an'dır. Kur'an'la zihni alakayı koparmak istiyorlar. Sen eline bir halat alsan. Ben sana bir jilet versem bu halatı kes diye. Sen bana dersin ki buna kılıç darbesi lazım. Bu halat bu jiletle kesilir mi? Ama kesilir. Sen eğer her gün o halattan bir lif kesersen bir gün o halat kopar. Bu kelimeler bizi Kur'an kültürüne bağlayan kelimelerdir. Her gün bir tanesini katlediyorlar. Ve zorluyorlar mukabilinde. Başka bir kelimeyi yerleştirmek için. Daha kötüsü, o kelimenin yerine aslı esası olmayan, dilin mantığına uymayan bir kelime. Çünkü insanlar kelimeler üzerinde düşünmez. Ama anasından, babasından, çocukluğunda öğrendiğiyle dilin bir mantığı yerleşir. O mantığı sarsıyor. Mesela annenden duymuşsundur. Kırılası ellerin. Kırılmaya müsait demektir. Duymuşsundur bu büyükten, büyüğe derler. Öpülesi ellerin. Öpülmeye layık demek. O zaman sen olmaktan olası diye bir kelime uyduruyorsan ya olmaya layık ya olmaya müsait. Türkçenin mantığı bu. Halbuki bu muhtemelmiş efendim. Bu mantıksızlığa dair size bu davanın baş mürevvici, çünkü dine mutlak karşı olan bir adamdı Nurullah Ataç. Cenazesinin camiye götürülmesini istemedi. İki adam bunu yaptı. Bir Aziz Nesin, bir de Nurullah Ataş. Benim cenazemi camiye getirmeyin. Beni kefenleyip Müslüman usulüyle gömmeyin. Elbiselerimle gömün. Mezarımda belli olmasın. Aziz Nesin çiftliğinde bir yere gömüldü. Köpek ölüsü gibi. Bir müddet sonra mezar kayboldu. Nurullah Ataş'ın bir yıl dönümü gününde, ölüm yıl dönümü gününde Cumhuriyet Gazetesi'nde onu tanıyanlar hatıratlarını, onunla ilgili hatıralar naklediyorlar. Birisi diyor ki, bir Macar müsteşriki gelmişti. Biliyor musun bu müsteşrik kelimesini? Şarkıyatçı, şark ilimleri mütehassısı. Bu Moğolca mütehassısıydı. Biz Moğolcadan çok kelime aldık. Bu taylı kelimeler var ya, mesela benim çocukluğumda Türkiye Büyük Millet Meclisi denmezdi. Kamutay denirdi. Yargıtay mesela. Yani Yargıtay, Danıştay, bunlar hep Moğolcadır. Ben bunların bir listesini verdim bak diye. Bilmem kitapta var mı? Onu ziyarete gittik. Konuşurken dedik ki biz mebusa, milletvekiline say lav dedik. Moğolcadan alıyorlar. Niye Moğolcadan çok kelime aldılar biliyor musun? Moğollar tarihte en büyük İslam düşmanıdır. Kemalizmin safsatalarından biri de tarih tezidir. Dünya bize gülmüştür. Bütün dünyayı Türk yapmışızdır. Böyle bir şey yok. Moğollar sarı ırktandırlar. Türklükle hiçbir alakaları yoktur. Cengiz asla Türk değildir. Ama benim neslim Türk-Moğol İmparatorluğu diye okumuştur. Cengiz atla camilere girer. İnsanları kırbaçlar, namaz kılarken paralarınızı nereye koydunuz? Çıkarın beni uğraştırmayın der. Deli deliyi sever İmam Ali'yi derler. Bir de şey, Mustafa Kemal de onun gibi din karşıtı olduğu için Moğolları el üstünde tuttu. Cengiz makbul oldu.
Türk oldu. Herkes Türk. Kürtler Türk olmayı kabul etmedi diye kırdı geçirdi onları. Dersim hadisesinin sebebi Mustafa Kemal'in kafa tasçılığıdır. Ondan dolayı Moğollara itibar ediyor ve Moğolcadan kelime alıyor. Bu Macar müşteşikine dedik ki diyor adam hatıraya nakleden. Biz milletvekiline saylav dedik. Biz ilk mektepte böyle okuduk. Milletvekili ben lisedeyken çıktı ortaya. Saylav dedik. Doğru mu? Diyor ki o müşteşik dedi ki o çok yanlış bir karşılık vermişsiniz. Moğolca'da saylav komisyoncu demektir. Ataca döndüm dedim ki üstad çuvalladık. Zararı yok dedi. Göreve devam. Yanlış olmuş. Umurunda değil. Sen bir Arapça kelimeyi göm de ne yaparsan yap. Bu zihniyeti gösteriyor. Doğru olmuş, yanlış olmuş, umurunda değil. Hatta maksat geçmiş kültürü gömmek olduğu için bin yıl belli bir manada kullanılmış Türkçe kelimeyi bile mahrekinden kaydırıyor. Kuşak, bele sarılan bir bezdir. Kuşağı, Cumhuriyet resmi ideolojisi nesil manasına açık. Ne alakası var? Ne alakası var? Türkçe kelimeler bile bunların hışmından kurtulamadı. Maksat eskiyle irtibatı kesmek. Biz tarih sahnesine Mustafa Kemal'le çıktık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı, fethetti alemi, bizi yarattı. Ben size Kemalizm dini diye kitaplar gösteririm. Bir fayda görmedik Arap felsefesinden. Gazi bize bir din ver Türk nefesinden. Alkışlıyor. Böyle günler geçirdim. Birçok yanlış anlaşılıyor zamanla ama bu lisanı anlayan kalmadı. O ki muhafazakar bir başbakan. Sinerji diyor. Ahlaki yerine etik diyor. Hayat yerine yaşam diyor. Hakim yerine yargıç diyor. Kimsenin bu işin mantığından haberi yok demektir. Bu din idrakine, din şuuruna ve tarihi devamlılık şuuruna darbe vurmakla düşmanla beraber olmaktır. Düşmanla beraber olmaktır. Senin bin yıldır kullandığın bir usul kelimen var. Gavurun buna mukabil metodu var. Metodu aldın. Bir de yöntem diye bir şey uydurdun. Ya hiç olmazsa metodu bir lügatta bulurum. Bu yöntemi nerede bulacağım? Cumhuriyet'in ilk yıllarında iki parmak kalınlığında bir kitap bastılar. Bu kitapta Arapça ve Farsça kelimelerin karşısına birer kelime uydurdular. Bu kelimeler binlercedir, on binlercedir. Bunlardan belki bugün 100 kelime kaldı. Sana sorsam, yaltırık ne demek? Bilmez. Halbuki yaltırığı muhteşem manasına orada kullandılar. Servet-i Fünun diye bir dergi vardır, edebiyat dersinden duymuşsunuzdur. Servet-i Fünun bu lisan inkılabından sonra Uyanış adıyla çıkmıştır. Uyanış adıyla çıkan nüshalar olsa size burada göstersem hiçbir şey anlamazsınız. Hiçbir şey anlamazsınız. Çünkü uydurulduğu zamanki hali kalmamış. Bakın okul kelimesi uydurulduğu zaman okulaydı. Gazi Latife okulası. Kuyruğu düştü kaldı okul. Birçok kelime. Bazen lafız.
Yani söyleyiş tarzı itibariyle. Bazen de yüklendiği mana itibariyle değişikliğe uğramıştır. Uydurulduğu zamanki haliyle kalamamıştır. Bu gayet tabidir. Millet mahşeri şuur o kelimeyi yoğurur. Mesela numara kelimesini benim çocukluğumda yaşlılar numero derlerdi. Aslı numerodu. Halk bunu numaraya çevirdi. Buradan da numara yapmak diye bir tabir uydurdu. Şimdi bu kelime Fransızca numara yapmak diye bir şey tercüme etsen ne yaptın? Numara nasıl yapılırdı? Anlamaz. Bu espri Türkiye'ye aittir. O kelimeyi bile mahşeri şuur belli kalıplara oturtmuş. Bu bazen lafzan da değişir. Manada, Arapçadan aldığımız kelimeler de böyledir. Okulun karşılığı Osmanlıca'da mektep değil mi? Arapçada mektep şu yazı masasıdır. Ketebeden ismi mekan. Araba mektep desen bu masayı anlar. Senin anladığın ders verilen yeri anlamaz. O medrese kelimesiyle anlar onu. Halbuki sen medreseden sadece dini eğitim veren bir yer anlarsın. Araba tasarruf desen Arap sarf etmek anlar. Türk sarf etmeyip biriktirmek anlar. Bak ne kadar farklı. Böyle yüzlerce kelime vardır ki geldiği yerdeki manadan kaymıştır. Lisan canlı bir varlıktır. Maşeri vicdanın makesidir. Anlamakta güçlük çekiyorsunuz sözlerini. Çünkü siz Türkçe bilmiyorsunuz. Almanya'da Bochum Üniversitesi'nde bundan 30 sene evvel bir konferans verdim. Orada birileri Osmanlı'yı kötülemiş, beni çağırdılar. Bir genç kız, bu hanım kızlar gibi yanıma geldi. Dedi ki, üstad dedi, konuşmanın %80'ini anlayamadım. Fakat bir şey anladım dedi. Bizim lisanımız da meğer bu Almanca gibi zenginmiş dedi. Biz dedi, köyde büyümüş olan ana babamızdan öğrendiğimiz Türkçeyi biliyorduk. Ve Türkçe bundan ibaret zannediyorduk. Ben dedi Almanlar karşısında aşağılık duygusuna kapılıyordum. Burada bu kadar çok kelime var. Bizde yok. Meğer bizimki de öyle zenginmiş de. Tırpanlanmış dedi. Yani ağacı bu da telefon direği yap o da ağaçtır. İnsan böyle bir faciaya maruz kalır. Şimdi ben o kitapta sadece uydurma kelimelere listeledim. Vakit bulabilirsem bir de yabancı kelimeleri liste yapıp ekleyeceğim. Şimdi bak berber kelimesi ölüyor. Sınıf atlayacak. Daha seviyeli bir iş yaptığını göstermesin kuaför. Ne oldu berber? Neden bu kuaföre ihtiyaç hissetti? Ne farkı var? Aşağılık duygusu. Müstemleke mantığıdır bu. Sen kendi milletinin tarihini bir milletin çocuklarına okutmazsan böyle aşağılık duygusu tabii olarak değer. Sen dünyada 1000 yıl süper güç olmuşsun. Senin rekorunu ne kırmış olan var ne de kıracak olan var. İngiltere Hindistan'a gitti. 1850'de 1946'da çıktı. 100 sene duramadı. Arabistan'da o kadar bile duramadı. Sen 500 sene durdun. 350 sene Selçuklular, 6,5 asırda Osmanlılar. Bu millet 1000 yıl dünyanın birinci sınıf milleti olmuş. Böyle bir milletin evlatları aşağılık duygusuna kapılır mı? Geçmişini inkar edersen olacağı budur. 19 Mayıs'tan öncesi yok.
Birisi geldi Selanik'ten bizi yarattı, var etti. Böyle mantıksızlık olmaz. Bu yaratma mantığının icabı senin eski lisanda at çöpe. Halbuki bak, Fatiha suresini okusan, elhamdü, hamdı bilirsin. Elhamdülillahi, Allah'a hamd ederim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbi bilirsin, alemini bilirsin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Yaklaşık olarak Arapça bilmeyen adam, lisanda yaşayan bu Arapça kelimeler yardımıyla manaya intikal eder. Devam et. Er-Rahman, Rahman, Er-Rahim, Maliki, Yevmiddin, Maliki bilirsin, Yevmi bilirsin, dini bilirsin. Sen bu kelimelerin birer birer milli hafızadan silindiğini düşün. Sana bir Kur'an parçası okudukları zaman onunla Çince bir metin arasında fark kalmaz. İşte bu lisan inkılabının gayesi budur. Kur'an'la irtibatı kesmektir. Halbuki Kur'an Türk milletini dünyanın efendisi yapmıştır. Onun getirdiği dünya görüşü, ahlak anlayışı, hayat ve kainatı izah tarzı, Allah ilmiyle, Allah'ın sonsuz olan ilmiyle taayyün etmiş bir dünya görüşüdür. Senin Kemalizmin 70 sene geçmeden bacakları sallandı. O 1400 senedir ayakta. Ezanı Türkçeleştirdi. Kur'an da Türkçesini zorlayacaktı. Hani laiklik devlet, millet, devlet dine karışmaz, din devlete karışmaz. Ne karıştın? Devletin istediği şekle girecek din. Senin buna ne hakkın var? Ferdin vicdanına böyle tahakküm etmeye ne hakkın var? Gelelim bugüne. Rejimin adı demokrasi. Demokrasinin en tabii mantığı halk ekseriyetinin hissiyat ve arzusuna göre bir idare. Devlet nedir? Devlet milletin siyaset arenasında görüntüsüdür. Yani siyaseten teşkilatlanan millet bu teşkilat hüviyetiyle devlet olur. Peki milletin aynı demektir. Sen aynanın karşısında duracaksın, yüzünde sinek olacak, görüntünde çıkmayacak. Böyle rezillik olur mu? Böyle mantık olur mu? Herkes demiyor mu milletin %98'i Müslüman? Niye idare Müslümanlığa yabancı o zaman? Ben Müslüman gibi evlenmek, Müslüman gibi boşanmak, Müslüman gibi ticaret yapmak, İslam kanuna tabi olmak istiyorum. %98 Müslümansa bu millet. Sen bu kanunu, İtalyan kanunu İtalya'da, ceza kanunu İtalya'dan, medeni kanunu İsviçre'den, borçlar kanunu Almanya'dan alıyorsun. Daha rezilini söyleyeyim mi? Küçücük İsviçre bizim Konya vilayeti kadardır. 22 kantondur. Bu 22'den en küçüğü Nöşetel'dir. Bizim hukuk usulü mahkeme kanunumuz Nöşetel'in kanunudur. Bu millete hakarettir. 1000 yıl süper güç olmuş bir millet, bir Konya vilayetinin 22'de biri kadar bir toprağa sahip olan bir kantonun hukukunu alıyor, kanunu alıyor. Kendin kanunu yapamıyorsun. Yok muymuş senin hukukun? Yok muymuş senin kanunun? Ama dini vası var. Dini istemediğin için şapkanın ne meziyeti vardı? Secdeye mani tereyi var. Yunan harbinde batıya kaçan insanlar şapkalı gavurlar geliyor diyordu.
Sen mi şapkayı gavurun alameti faikasıysın? Aha geçirdim kafana diyor. Herif diktatör. Bir şapka giymediler diye 13 vilayette daraca kurulmuştu bu ülkede. 13 vilayette. Hele Erzurum'da Şallı Bacı diye bir kadını astılar. Şapka aleyhine konuştu diye. Kadın astı be. Ondan sonra demokrasiymiş, ondan sonra cumhuriyetmiş. Kurban oldun cumhuriyete. Aha Suriye'de cumhuriyet, Mısır'da cumhuriyet diyor. Altla bir şey olmuyor. Muhtevan ne? İngiltere krallık. Demokrasinin beşiği. 11 sene yaşadım ben orada. İnsana insan muamelesi yapıyor. Bu Türk'tür, bu İngiliz'dir, bu Pakistanlı'dır, bu Jamaikalı'dır demiyor. Çünkü hümanist. İslam'dan daha hümanist bir sistem yeryüzünde yoktur. İslam, idaresi altına düşen gayrimüslime kendi kanuna tabi olmak hakkını tanıyor. Osmanlı zamanında Rumlar Patrikhane'de mahkemeleri vardı. Fransız Büyükelçiliği'nde mahkemeleri vardı. Sen Müslüman değilsin, Müslüman kanuna tabi kılamam ben seni, bu zulümdür diyordu. Bugün ilk defa insanlık tarihinde İngiltere bir adım attı. 4 milyon Müslüman yaşıyor aramızda. Bunlar Müslümandır, kanunlar ayrıdır. Bunların hiç olmasa ahkam-ı şahsiyelerinde evlenme, boşanma, miras hukukunda dinlerine göre hükmedecek mahkeme kuralım dediler. İngiltere'de 6 tane şeriat mahkemesi var. Türkiye'de bunu istemek suç. Türkiye'de istemek suç halk Müslüman olduğu halde. İngiltere bunu azınlığa vermiş. Krallık. Bizim ahmaklar zannediyorlar ki cumhuriyet eşittir demokrasi. Hollanda krallık. İsveç krallık. Norveç krallık. İspanya krallık. İngiltere krallık. Bunlar demokrasiyle idare olunmuyorlar mı? Hem de nasıl? Sen demokrasini taş çıkartırlar. Bu yalanlar bitiyor. En zor işimiz bu lisandır. Bunu anlatmak çok zor. Çünkü dünya şartları Kemalizmin dünya görüşünü yıkıyor. Fakat bir kibritle ormanda bir avuç otu tutuştursan, çok basitti, bir kibrit çakın. O çakmak kadar kolay söndürülmez. Çünkü ateş süratle büyür. İşte kültürde yaptığı tahribat bir orman yakmak gibidir. Gayet basit başladı ama söndürülmesi zor. Bana sorarsan, bu millete vurulan darbenin en büyüğü, sağdan sola yazarken gereksiz yere soldan sağa yazmak. Bu yazı var ya. Bu yazı bizi maziden kopardı. Ecdadımız başka bir vadide, biz başka bir vadide. İstanbul Üniversitesi'nin kapısından bir talebe giriyor. Orada Daire-i Umur-u Askeriye yazıyor. Turist. Kendi kültürüne turist. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Ve dünyanın hiçbir milletinin başına gelmiş bir şey değildi. Almanya'da gotik yazı denen bir yazı vardır. Gayet okuması zordur. Almanlar desen ki şu gotik yazıyı kaldırın. Alın mesela Arapça. Güler sana. Bunun tipik misali Japonlardır, Çinlerdir. Binlerce harfleri var. Şunun güçlüğünü ileri sürerek bundan vazgeçin Latin harflerini alın deseniz bakalım. Bir tanesi intibat eder mi? Ben binlerce yıllık kültürümü ne yapacağım? Mustafa Kemal diyor ki senin kültürün dedi bir şey değil, zaten onu reddediyoruz. Onun için alman lazım. Bu millete hakarettir. Sen bir yazıyı 1000 yıl kullandın ama hatırı sayılı bir kültür hamulesi vücuda getiremedin. Sil baştan arkadaş. Böyle bir hakaret ifade eder bu.
Bunun için Müslüman mısın? Sağdan sola yazıp okumayı öğren. Ha ne olacak? Bu kadar mektepler aleyhte çalışırken senin yapman ne ifade eder? Sana bakma. Bazen bir tohumdan bir orman çıkar. Bazen bir çuval tohum kurda kuşa yem olur. Çürür gider. Çünkü kader meçhuldür. Zamanın neye gebe olduğunu bilemezsin. Rusya dünyayı yutmaya hazırlanıyordu. Topsuz, tüfeksiz kendi içinde yıkıldı. Bütün bu sosyal hadiselerin derununa, iç yüzüne bakıp olmak için Allah'ı doğru olarak bilmek lazımdır. Allah'ı bilmek, Allah'ın kainata reksettiği kavani ilahiyi bilmektir. Buna biz adetullah deriz, sünnetullah deriz. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişiklik yoktur. O zaman Allah'ı doğru ve onun sünnetini doğru bildiğin zaman anlarsın ki bu alem hayır ve şer bir bütündür. İhtilaf üzere kurulmuştur. Lakin bunlarda galebe nöbetleşmesi vardır. Nasıl dünya 24 saatte bir kere gece oluyor, bir kere gündüz oluyor. Gece olduğu zaman güneş kaybolmuyor. Dünyanın başka yarısı aydınlanıyor. Dünyaya güneşin gönderdiği ziya gene aynı devam ediyor. Ama yarısı bunu görüyor, yarısı görmüyor. Bu zıtlar arasındaki tebeddülatı Allah-u Azimişan geceyle gündüzle 24 saate bağlamış. Yazla kışla seneye bağlamış. Hayır veya şerrin galebesinde böyle bir miat yok. Ama onda da bir galebe nöbetleşmesi var. Çünkü Allah-u Azimüşşan'ın sıfat tecellileriyle bu alem vücuda gelmiştir. Allah'ın sıfatlarından biri de bekadır. Masivallah dediğimiz kendinden gayri bütün varlıklarda bu beka sıfatından nasip yoktur. Onun için her varlık fanilikle mahkumdur. Bu da ebedi bir değişikliği gerektirir. Ne hayır üzre ne şer üzre. Ne kemal üzre ne zeval üzre. Alem sabit kalmaz. Tebeddülat ebedidir. Allah-u Azimüşşan müdavil halinnas buyuruyor. Çevirir dururum ben insanları. O zaman Allah'ın bu tebeddülatına hakim olan kanuna bakarsın. O da tedricendir. Ne geceden gündüze ani geçilir, ne gündüzden geceye ani geçilir. Ara mevsimler vardır. İman galebesinden inkar galebesine geçişte bir ara mevsim yaşandı. 80-100 sene. 50'den bu yana bunun aksini gerçekleştiriyor. Dönüş başlamıştır. Adım 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 yanlışların mağlubiyete, doğruların galibiyete doğru gidişine seyrediyoruz. Abdülhamid ki bunun aksi bir vetirede, aksi bir oluşta bütün dehasına rağmen tutunamadı, yıkıldı. Kemalistler hiç ayakta kalamazlar, hiç şansları yok. Çünkü kaderin mağlubudurlar. Lakin külle emrin merhunun bir zamanı her oluş bir zamana rehin olunmuştur. Biz zannederiz ki yalnız insan yavrusu 9 ay 10 gün dolmadan doğmaz. Hayır, her oluşunda bir miadı vardı. Onun için İslami dünya görüşünü kavrayın. Ve başka bir perspektiften kainata bakmayı öğrenin. O zaman sosyal hadiseyi en yakın sebepten görmek ilimdir. İlmi bilgi, oluşları sebep-netice münasebetiyle kavramaktır. Sebep-netice münasebetiyle kavranmayan bilgi amiyane bilgidir. İlmi bilgi, sebep-netice mesela şimşek çaktı. Bilirsen ki
bu iki elektrik yüklü bulutun çarpışmasıdır. Işık süratli hareket ettiği için önce şimşek görülür. Ses daha yavaş hareket ettiği için geç idrak edilir. İkisi arasındaki farktan dolayı da o volkanın ne kadar yüksekte olduğunu bile tayin eder. Bu ilmi bilgidir. Ama bunun ötesinde bir bilgi daha vardır. İrfan. Bak kelimeler gevezelik olsun diye çoğaltılmamış. İrfan ilim değildir. İrfan hazmedilmiş bilgidir. Eskiler derler alimdir ama arif değildir. Kitabi bilgisi vardı. O bilgiyi hazmeden bir adam yaşadığı bir vakayı anlatır gibi. Özü aynı, 40 türlü anlatabilirsin. Çünkü onun hakikati sende. Kitaptaki bilgi çoğalmaz, aynen kalır. O zaman Müslümanın bilgisi irfan seviyesindedir. Çünkü sebep neticeden öteye müsebbibül esbabı. Bütün oluşların arkasında Allah'ın murad-ı ilahisini görür. İşte bu, o sadece dünyaya maddeye inanan adamların görüşünden çok ileri bir görüştür. Bu biraz daha ileriye gittiği zaman keramet olur. Bu kelimenin manasını biliyor musun? O zaman bunlara birer tane dünya görüşü hediye edelim. Ama lisan bilginiz anlamaya yetmezse ben mazurum. Ben mazurum. Çünkü cahili esas almıyorum. Lisanda cahili esas alarak dil tahribatına ayak uydurmuyorum. Müteallim, okumuş yazmış adamı hesap ediyorum. Doğru olan da budur. Cahiller seviyesinde ilim olmaz. Dünyanın hiçbir milletinde böyle bir şey yoktu. Bu Kemalizmin safsatasıdır. Demek oluyor ki evvela İslam'ı dünya görüşü olarak kavrayın. Hayatı nasıl izah ediyor? İnsana nasıl bakıyor? İnsan nasıl kabulleniyor? Hayatı nasıl değerlendiriyor? Ondan sonra sağdan sola yazıp okumayı öğrenir. Bir haftada öğrenirsiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsanız bir hafta bile sürmez. O zordu, mordu, yalan. Uydurma. Bahane. Zor olsa ne çıkar? İnsan 7 yaşında okuma yazmayı öğrenir. Bir ayda öğreneceğin, iki ayda öğrensen ne lazım gelir? 7 yaşındaki adamın hayatında bir ayın, iki ayın hiçbir emniyeti yoktu. Bu yalandır. Batıya uymak, teslim olmak. Batıya, onun karşısında başka bir dünya görüşünü temsilen dik durmak başka, ona serfuru etmek başka. Ben şöyle bir, eskiler teklifi mala yutak derler, tersinden bir teklif. İngiltere ile Türkiye harp etse, İngiltere galip gelse, galip geldikten sonra dese ki bu yendiğimiz Türklerin yazısını alayım, kıyafetini alayım, kanunu alayım, yapar mı benim şimdi? Belki galip mağluba bunu dayatır. Sen Yunan'ı yendim diye övünmüyor musun? Yunan'ı yendim diye övünüyorsun. O da bir palavradır. Çanakkale'nin cephede öleni 253 bin, hastanede öleni 150 bin, 400 bin şehidi var. Şurada maşallah 5-10 senedir adı anılır oldu. O da Mustafa Kemal'i başrolde göstermek şartıyla. Hiçbir kıymet harbiyesi yoktur orada. Yunan harbinde azami çıkardın 190 bin kişi. Çanakkale şehitlerin yarısı kadar bile değil. Şehit dedin de 9163, bununla ne övünüyorsun? Sakarya'yı İzmir'de Demirci Dağları'nda yenmedin, Sakarya'da yendin. Bu ne demek? Sakarya'ya kadar kaçtın. 2,5 senelik Yunan Harbi'nin 2 senesi mağlubiyetten mağlubiyete. İngiliz yardımı kesti. Yunan ordusunda ihtilal oldu, bir sürü sebep. Türkiye'de, Türkiye'de maarif mekteplerde söylenmeyen,
Bir sürü sebeple galip geldin. Dünyanın en büyük zaferini mi kazandın? Sırp sındığında Hacı İlbey 4000 kişiyle 40000 kişilik Haçlı ordusunu tarumar etti. Adı bile geçmez. Alparslan. Roman Diyojen'in 250000 kişilik ordusuna 50000 kişiyle galip geldi. Tarihimiz böyle zaferlerle dolu. 1'e 5, 1'e 10. Sen eşit şartlarda Yunan'la 2,5 sene dövüştün. 2 senesi mağlubiyet. Son 6 ayda bir zafer elde ettin. O zaferi de kanun müsait olsa da size anlatsam ne rezilliktir. Ne bu? 12 ayda 18 bayram çıkarıyorsun Yunan'ı yendim diye. Yunan kim sen? Yunan'ı 500 sene bir valiyle idare etmişsin. Yunan'ı yendim diye övünmek bile aşağılık duygusunun eseridir. Bir pehlivan bir çocuğu yendim diye övünür mü? Evvela şu Kemalizmin kap bulaşığı gibi kafanızda ne izi varsa onu atın çöpe. Ve nasıl bir milletin çocukları olduğunuzu hatırlayın. Bundan sonra yere bile ihtişamla basarsın. Öylesine pe değil. Silkinin kendi aslınıza dönün. Bunun giyim kuşamdan lisana kadar tecellisi vardı. O ihtişamı hisseden bir adam Ecevit lisanıyla iciş müciş alanaklı bulanaklı konuşmaz. Ey pav bendu dağım gehi kaydu namunen ta key hevayi beşkaleyi dehri bidrenk. Lisanı bile harp eder gibi bak. Baki'nin Kanuni'ye Mersiyesi'nin birinci beyti. Lisan bile o ihtişamı aksettiriyor. Oturması kalkması bile. İmparatorluktan kalan evlerin 100 numarasına git. Cumhuriyet evlerinin yatak odasından büyüktür. Şu tavanı biz alçattık. Bu 1913'ün binasıdır. Yangın geçirdi. Yukarıda bir salon icat etmek için indirdik bunu 50 metre, 50 santim. Şu tavana bak. Demek ki bunun eski halini Cumhuriyet adamı 2 kat yapar. Fatih devrinden bir adamı çıkarsak da bu devrin insanın giydiği kot pantolonunu giysek mezara girmiş kadar sıkılır. Herifin şalvarına değirmen taşı sığar. Her şeyle muhteşemdir. Her şeyle büyüklüğü idrak eden bir millet. Bunun en büyük tezahürü lisandır. Lisandır. Böyle pespaye bir dille ilim olmaz. Edebiyat hiç olmaz. İciş bücüş, rakışçasında balık olsam dersin Orhan Veli gibi. Cumhuriyet şiiri budur. İmparatorluk şiirinin son temsilcisi Yahya Kemal'di. Sultan Selim evveli ram etmeyi pecel, fetheylemeliydi alemi şanı Muhammedi. Gördüm ol mehduşuna bir şal atıp lahurdan, geçti sandım mahnev ayineyi billurdan. Sualleriniz varsa onlara cevap vereyim. İkindiyi kılmak mecburiyetindeyiz. Allah huzuruna çağırdı, biz geciktik. Sizin hatırınız için. Bunlar kaç kişi, birer tane İslam dünya görüşü. Hepsi gençti, birer tane de yaşamak sandı. Üstadım, dil konusunda hayatta en mühim iş rotayı doğru çizmektir. Hayatı yönlendirme.
Dil konusunda başka neler yapabiliriz yani bizim şu anda bulunduğumuz zamanda? Doğru yazılmış kitaplar okuyun. Doğru Türkçe. Doğru Türkçe. Yani bu yenileri okumayın. Çünkü kelime dile takılıyor. Eskilerden duya kimleri duya. Önerirsiniz? Efendim? Bize kimleri önerirsiniz? Abdülhak Şinasi Hisar'ı okuyun. Türkçenin en güzel, eğer edebi yönden sorarsan, en güzel eseri bu yakın zamanda, Cumhuriyetlerinde ikidir. Birisi Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtaplar'dır. Birisi de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beşşehri'dir. Erzurum'u anlatırken Mustafa Kemal'i methetmiş olsa da ben Türkçe bakımından söylüyorum. Peyami Safa'yı okuyun. Doğru dil kullanan adamlar okuyun. Yenilerden dili bozuk mu at çöpe. Bir işe yaramaz. Çünkü usulde hatalıdır. Abdurrahman Dilipak muhafazakar. Bir satır okuma. Sezai Karakoç Müslüman. Öyle Müslüman, canı cehenneme. Bir satır okuma. Komünisten daha bozuk bir lisan. Böyle Müslümanlık olmaz. Tezatsız gavura saygı duyarım. Ateist inanmıyor. Ama tezadı yok. Tezatlı Müslümana saygı duymam. Benim dünya görüşüm İslam'dır. Buna rağmen tezatlı Müslümana saygı duymam. Bir yüzle yaşa. Karşındakine göre maske değiştirme. İsteyen sevsin, isteyen sevmesin. Ben 79 yaşındayım, hep aynı yüzü kullandım her yerde. Askeri cezaevinde de aynı yüzü kullandım, askeri mahkemede de aynı yüzü kullandım. Her yerde, gurbette de, neyse o. Kimseye yaranmak ihtiyacım yok, taviz vereyim. İnandığımı söyledim. Mecelle yapılmadan evvel Fransız kod sivili alınacaktı. Cevdet Paşa dedi ki bunu niye alıyorsunuz? Eski alim tatbikatçılar yok. İçtihatların içinden çıkıp da hüküm veremiyorlar. Bizim hukuk İngiliz hukuku gibiydi. İçtihatlarla yürüdü. Kanun metni yok. İngiliz'in hiçbir kanunu yoktur. Anayasa dahil. İçtihatlar. İslam hukuku da böyleydi. Ama böyle alim kalmadığı için kanun metni olsun, içtihatlar bundan bizim hukukumuzdan da yapılır dedi. 12 senelik bir çalışmayla Mustafa Kemal'in yaptığı gibi tercüme değil, mecelleyi vücuda getirdi. Fransızların kanuna alınmasına engel oldu değil mi? Fransız İlimler Akademisi Cevdet Paşa'ya altın madalya gönderdi. Gavur bile seni şahsiyetli olursan takdir eder. Maymun olur taklit edersen iğrenir senden. Sen sen ol, istersen bana karşı ol. Ben taklit etme. Her insan Allah'ın yarattığı bir kupon kumaş gibidir. Bu kainatta iki zerre birbirinin aynı değildir. Aynı olsaydı birini yaratmak abes olurdu. Allah hakkında abesle iştigal caiz değildir. Allah mütealdir. İdeal etesin. Hayal ötesi mükemmeldir. Süleymaniye Camii'nin mimariden anlarsan Sinan'ın dehasını yakalarsın değil mi? Bu kainatı da eğer bütün müsbet ilimler Allah'ın azametini ortaya koymaya memur. Bu kainatı da mütefekkir bir kafayla inceledin mi bunu yaratan azametini falan. Bugünün hatırası size. Lügat yardımıyla çözün. Bir kere öğrendiğiniz kelimeler onlar kazansın. Defterinize yazın öğrendiğiniz kelimeler. Boş kaldınız mı bakın. Sokakta öğrenilen Türkçe ile ilim olmaz.
Anlayamam mı onu? Bu da var bir. Bir tane de. Üstadım biz de size nacizane çam sakızı çoban armağanı bir hediye getirdik. Zahmet ettiniz, talebesiniz gerçekten. Aç onu arkadaşlarına ikram et. Yüzek bir şey değil mi? Evet. Öyle açalım size takdim edelim. Ben çikolata da. Evet. Çok hoş. Teşekkür ederim. Besmele bu. Görebilir miyiz üstadım? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Karnı aç olan yemek yiyebilir. Namaz kılan namaz kılabilir. Suali olan da kısa olmak şartıyla sual sorabilir. Üstadım, bu Türkçenin korunması ve gelişmesi adına yapılan faaliyetler, bunları nasıl görüyorsunuz? Ciddi mesela? Bir şey yok. Bir zaman öyle bir cemiyet kuruldu. O Kur'anlar hepsi birer birer öldü bittiler. Bir 40 yazardan birer makaleden biz bir kitap yaptık. Türkçenin müdafası diye. O yazarların %90'ı ahirete gitti. Yeniler hepsi uydurukça taraftarı. Sadece geçinenler bile bu davanın ehemmiyetini bilen yok. İngilizceden bir tercüme yapacaksın. Sen biliyorsun 2000 kelime. Adam kullanmış 20.000 kelime. Nasıl tercüme edeceksin? Nasıl? Halbuki bizde bunların karşılıkları var ama siz bilmiyorsunuz. Gömülmüş, üstü örtülmüş. İngilizce'de muhtemelin karşısı başkadır, melhuzun karşılığı başkadır. Türkçe'de bir ölü kelimesi var. Osmanlıca'da. Mevta. Başyastıklı ölü ifade eder. Merhum, Müslüman ölüsü olduğunu ifade eder. Müteveffa, gayrimüslim ölüsü ifade eder. Maktul. Katlolunarak öldürüldüğünü ifade eder. Maslup. Asılarak öldürüldüğünü ifade eder. Bunların bir de müennesi vardır. Müteveffa, müteveffiye. Maslup, maslube, maktul, maktule. Bir o kadar da mühennesi var. Sen bu kadar kelimeye ne gerek var? Böyle kelimesi var ya, bu yeter de Türkçeyi Hotanto vahşilerinin seviyesini indirmiş olsun. Peki üstadım, benim bir sualim olsa. Muhafazakar başbakanın da yargıç ifadesini kullandığını söylediniz. Muhtemelen Kemalist bir saik ile öyle davranmıyordur. Yo, hiç şüphesiz öyle. Mesele üzerinde düşünmemiş. Evet. Modaya uymuş. Muhafazakar çocuk kot pantolon giyiyor mu? Yani düşünse giymez değil mi? Bu amele kıyafetler. Ben Darülfünun'da okuyorum. Kafamla hayatımı kazanacağım der. Ama bir ütü tembelliğinden dolayı kot pantolon giyiyor. Üstelik sıhhate aykırı. Bak, fizik dersinde bir tecrübe yaptırmışlardır size. Bir kağıdın üzerine demir tozlarını dökerler, alttan bir mıknatıs tutarlar. Bu demir tozları bu mıknatısın icabına göre şekil alır, sıralanır. Hiçbir demir tozu serkeşlik edip ey mıknatıs ben senin tesirine tabi olmayacağım diyemez. Bir Müslüman İslam'ın temel prensiplerini o mıknatıs gibi kullanacak, bütün meseleler hakkındaki tavrı
onun icabına göre şekillenecek. Oturması, kalkması, yemesi, içmesi, ticareti, aile hayatı hepsi o iman ettiği temel prensibe göre şekillenecek. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Allah'ın karşımıza ilk çıkan sıfatı Rahman sıfatıdır. Besmele'de çıkar, Fatiha'da çıkar. O zaman güzel bir Müslüman olduğun gün kapındaki köpeğe zulmetmezsin. Sokaktaki kediye tekme vurmazsın. Oradan başlar. Hayvana bile merhamet edersin. Çünkü can taşıyor, Allah'ın mahlukudur. Sendeki merhamet seninle irtibatta olan her varlığa şamil bir şekil alır. Ben güçlüyüm diye karısını dövmez bir Müslüman. Çocuğunu dövmez nahak yere, tahakküm arzusuyla. Niye? Çünkü o inandığı temel prensipler onun bütün davranışlarına şekil verir. Bunun için de Nietzsche'nin süperhümeni gibi değildir ideal işlerin tasviri, nazariye değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı en zayıf bir fert olan yetim çocukluktan hayata başlatmış. Bir cemiyet içinde en kuvvetli mevki devlet adamlığına, peygamberlik ve devlet reisliğine kadar her kademeden geçirmiş. Her kademedeki davranışlar insanlara emsal olsun diye aynen Kur'an ayetleri gibi 1400 sene boyunca İnkıtağa uğramadan onun davranışlarına ait bilgiler bize kadar gelmiştir. Öğrenmek isteyen öğrenir. Aile reisi olarak nasıl hareket etmiş, tüccar olarak nasıl hareket etmiş, devlet adamı olarak nasıl hareket etmiş, arkadaş olarak nasıl hareket etmiş, herkes ondan örnek alabilir. Nietzsche'nin süperhümeni muhayyeldir. Hayatta öyle bir şey yok. Ama en mükemmel davranışların sahibi bir peygamber bize Allah hediye etti ki onun bütün davranışları idealdir. Sahabe-i kiram ile bir yoldan gidiyor. Bir köpek leşi gördüler. Sahabe burnunu tıkadı, başını çevirdi. Efendimiz yanına geldi. Bu köpeğin ne güzel inci gibi dişleri var, gördünüz mü dedi. Köpek leşinde bile bir güzellik gören bir göz. Bu peygamberane tavırdır. Böyle hayatında yüzlerce, binlerce örnek alınacak davranış var. Allah da onu bize emsal gösteriyor. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size bir numune-i imtisal, bir modeldir. Şimdi rol model diyorlar ya, işte o. Allah bize peygambere örnek gösteriyor. Millet de bunu anlamış da anladığı zamandan kalan bir kelime. Efradın millete Mehmetçik demiş. Mehmet'in aslı Muhammed'dir. Yazıda ikisi de birdir. Muhammed dese salatü selam getirmek lazım. Onu getirmeyen günahkar olur. Onu Mehmet telaffuz etmiş. Muhammed yazmış, Mehmet telaffuz etmiş. Efradın milletin her birine de tasgir ekiyle Mehmetçik demiş. Küçük Muhammed demek. Millet, efradı milletten her birini bir küçük peygamber mevkiinde görmüş. Bu zihniyetle dünya lideri olmuş 1000 yıl. O şerefi bu sayede elde etmiş. Ondan vazgeçmiş, şimdi Mehmetçiğin bir adı Mehmetçik kalmış da. Tavurda Mehmetçik değil. Peygamber ocağı demişiz. İdi. Gene olur inşallah. Aslı öyle. Bugün öyle değil. Benim gençliğimde Araplar bir insana çocuklarına Muhammed adını koyarlar. Türkler de ben koymaz. Fakat cahil, görgüsüz, kültürsüz insanlar koyarlar. Bizim Karadeniz'de çoktur. Bir kadının kocasını birisi vurdu. Silah sesine kadın kapıya çıktı. Adı Muhammed olan adam komşusu. Elinde silah kaçıyor.
o kadın dizlerini dövüyor. Muhammed Adıvan yazıyor. Ben sana ne diyeyim diyor. Onun adı Yaşar olsaydı alçak Yaşar, namussuz Yaşar diyecekti. Adı Muhammed olunca kötü bir kelimeyi yan yana getiremiyor, hissiyatına dokunuyor. Bu millet bu hissiyat ile yükseldi. Onu terk edince de işte Mustafa Kemal'e ilah gözüyle bakan cahillerden oldu. Allah bu milleti hüviyeti asliyesine çevirsin. Amin. Sorunuz var mı arkadaş? Üstadım Allah razı olsun. Amin cümlemize. Vaktinizi bizlere ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Hadi gidelim.